yurttaşların kendi aralarından ülke siyasetine yön vermesi için seçecekleri politikacıları da tabii. Neyse ki Azerbaycan bu konuda da oldukça şanslı. Ya da kendi şansını kendi yaratmış. Ülkenin giderek yükselmesinde pay sahibi olan, ekonomide, siyasette, kültür ve sanat alanında birbirinden değerli nice kadınları var. İşte bunlardan biri Mihriban Aliyeva. 1964 yılında bugüne kadar Kafkaslar'da Türkçülük hareketlerinin hep merkezi durumunda olan Bakü'de doğar Mihriban Aliyeva. Mihriban Aliyeva, Azerbaycan'da çok sevilen, önemli desteğe sahip, çok yönlü bir şahsiyet. İyi eğitimli bir tıp insanı. Azerbaycan sporuna önemli katkıları olan bir spor insanı. Bir sivil toplum gönüllüsü ve lideri. Ulusal ve uluslararası siyaset arenasının başarılı figürü, 3 çocuklu, sevgi dolu bir anne. Ve pek çok insanı şaşırtan bir diğer özelliği ise 2 torun sahibi bir anneanne o. Ülkesinde kimine göre Kafkasların Sofia Loren'i, kimisine göre ise kâkülleri, duruşu ve giyimiyle Audrey Hepburn olarak anılan Aliyeva, güzelliği ve zarafetiyle herkesin hayranlık duyduğu bir kadın. O her şeyden önce Azerbaycan'ın 20 yıldır First Lady'si. Azerilerin deyimine göre Azerbaycan'ın baş hanımı. 1984 yılında Azerbaycan'ın 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev'le evlenir Mihriban Aliyeva. Babasının ardından Azerbaycan'ın 4. Cumhurbaşkanı olan İlham Aliyev'le mutlu bir evliliği olan Mihriban Aliyeva'nın bu evlilikten 1985 yılında Leyla, 1988 yılında Arzu ve 1997 yılında da Haydar adlarında 3 çocukları olur. Büyük kızları Leyla'dan 2 de torun sahibi olur. Mihriban Hanım, bir cumhurbaşkanı olan eşinin yanında ve kanatları altında yer alan ve onun gücünün gölgesinde kalan biri olmak yerine çalışmayı ve Azerbaycan'a yararlı işler yapmayı tercih eder. 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra bütün gayretini ülkesinin gelişmesine yoğunlaştırır. Yüzyılın mesenatları, Yakut Haç ve Kızıl Yürek gibi uluslararası ödüller alır. 10 Mayıs 2004'te halen başkanlığını yürüttüğü ve Azerbaycan'daki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri ve bir yardım kuruluşu olan Haydar Aliyev Vakfı'nı kurar. Merhum kayınpederi ve büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in anısını yaşatmak ve Azerbaycan için ideallerini gerçekleştirmek amacını taşıyan vakıf, ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli bir rol üstlenir. Bugüne kadar eğitim, bilim, kültür, sağlık, spor ve çevre gibi birçok alanda yüzlerce projeye imza atan vakıf, ülke genelinde birçok okul, kreş, kütüphane, hastane, sağlık ocağının açılışını gerçekleştirir. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Rusya, Romanya ve Türkiye'de de temsilciliği bulunan Haydar Aliyev Vakfı, özellikle Azerbaycan kültürünün, müziğinin ve diğer geleneksel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımını yapmaktadır. Mihriban Aliyeva ayrıca 1995'te bugün yönettiği Azerbaycan Kültürü Dostları Derneği'nin kurulmasına ön ayak olur. Azerice, Rusça ve İngilizce olarak yayımlanan Azerbaycan İrs dergisinin de kurucusudur. Mihriban Aliyeva 2004 yılında Yeni Azerbaycan Partisi'ne üye olur ve 2005 parlamento seçimlerinde %92 oyla Azerbaycan Milli Meclisi'ne seçilir. Azerbaycan, Fransa, parlamentolar arası ilişkilerle ilgili çalışma grubunun başkanı da olan Mihriban Aliyeva, UNESCO, Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Örgütü ve İSESCO adlı uluslararası kuruluşların iyi niyet elçisidir. Los Angeles Times'ta 2010'da yayımlanan bir makalede onun için, kocasının yerini alabilecek kadar güçlü bir kadın diye yazılmıştır. Mihriban güçle eşi sayesinde tanışmadı. Bu güç onun genlerinde var. Kendisi Azerbaycan'ın en güçlü ailesi Paşayevlerden biri. Mihriban Aliyeva'nın dedesi ünlü yazar Mir Celal Paşayev,
Babası ise fizik ve matematik dallarında doktora derecesi olan Arif Paşayev'dir. Babası aynı zamanda Milli Havacılık Akademisi'nin kurucusudur. Annesi Ayda Hanım ise Arap Mehcer Edebiyatı'nın ilk kadın araştırmacısı. Paşayev ailesinin diğer üyeleri hükümette ve akademide güçlü pozisyonlar tutuyor. Mihriban Aliyeva'nın amcası Azerbaycan'ın ABD eski büyükelçisi, şu anda Dışişleri Bakan Yardımcısı Hafız Paşayev. Kız kardeşi Nigar Paşayeva ise hem Moskova Devlet Üniversitesi Azerbaycan bölümünün dekanlığını hem de Nigar adlı moda ve lüks tüketim dergisinin yöneticiliğini yapıyor. Paşayev ailesi ayrıca birçok banka, sigorta, inşaat, seyahat, televizyon ve kozmetik şirketini elinde bulunduruyor. Mihriban Aliyeva da dedesi ve babasından gelen bir aile geleneğini yaşatmak istercesine pozitif bilimlere ilgi duyar ve Azerbaycan'ın eğitim konusundaki başarılı grafiğine bireysel katkı yaparak tıp eğitimi alır. Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nde başladığı yüksek öğrenimini Moskova Tıp Akademisi'nde 1988'de tamamlar. Mezuniyetinin ardından 1988-1992 yılları arası 4 yıl Moskova Bilimsel Araştırma Enstitüsü Göz Hastalıkları bölümünde çalışır. 2002 yılında Azerbaycan Jimnastik Federasyonu'nun başkanlığına seçilen Mihriban Aliyeva, Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nda yürüttüğü yoğun çalışmalarla 2005 Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nın Azerbaycan'da yapılmasını sağlar. Bütün bu başarıları ve bitmek bilmez azmi, çalışkanlığıyla Azerbaycan halkının gönlünde önemli bir yer edinen Aliyeva için Azerbaycan'ın parlak geleceğinde önemli roller üstleneceğini ve daha nice başarılara imza atacağını söylemek hiç de zor olmasa gerek. Hiç kuşku yok ki günümüzde spor ve sanat bir ülkenin uluslararası arenada kendisini tanıtması ve saygınlık kazanabilmesi için en etkili yollardan. Azerbaycan'ın geleneksel değerlerini, özellikle müziğini yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak için Mihriban Aliyeva'nın çalışmalarına sanatsal katkılarıyla önemli bir destek de yine bir kadından geliyor. Zeynep Hanlarova.